İyi akşamlar. Kanal Miş ekranlarına hoş geldiniz. Sevgili seyirciler, yeni bir yayın dönemine tekrar başladık. Eğitimi konuşmaya her zamanki gibi devam edeceğiz. Fakat eğitim ana teması içerisinde biz bireyi konuşacağız, toplumsal yaşamı konuşacağız, toplumsal yaşam içerisindeki olumlu ve olumsuz etkileşimleri konuşacağız. İnşallah bu yayın döneminde sizlere faydalı, bilgilendirici programlar yapmayı arzuluyoruz. Bugün çok değerli bir öğretmen, rehber öğretmen konuğum var. Sayın Serap Aktürk. Hoş geldiniz. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Serap Hanım, şimdi az önce de dediğim gibi yani biz hep eğitim temalı programı başlatıyoruz ama eğitimin içerisinde birey var, insan var, çocuklarımız var, aile var. Toplumsal yaşamı oluşturuyor bu kişiler. Ama toplumsal yaşamın içerisinde de sağlıklı gitmesini arzuladığımız ama istediğimiz gibi de gitmeyen durumlar oluyor. Biz bireyi bugün konuşalım Evet. istiyorum. Birey nasıl olunur? Gerçi konu başlıklarına geçmeden sizden bir giriş cümlesi alalım, öyle başlayalım. Buyurun. Evet, şimdi ben Serap Aktürk, Evet. rehber öğretmenim. Hep eğitim konusundan bahsederken aslında eğitimi etkileyen ana unsur bireyin kendisi. Çünkü bir birey ya da bir çocuk, bir insan gördüğünü yapmakla meşhurdur. Bu nedenle eğer bugün günümüzde karşılaştığımız sorun veya olumlu şeyler varsa gördüğünü yapmaktan ibaret olduğu için bunlarla karşılaşıyoruz. Bu nedenle asıl zaten ele almamız konulardan biri Almamız en gerekiyor. başta Evet. bireyin kendisidir. Toplumu oluşturan en temel unsurdur çünkü birey ve dolayısıyla yaşadığımız olaylarda etkisi en büyük insandır. Bu nedenle Başrolde yani. başroldedir. Evet. Bu nedenle de bireyi tanımak, bireyi tanımlayabilmek, birey olabilmiş miyiz? Bunu tanımlayabilmek oldukça önemlidir. Şimdi ben hocam bugün ana temamız birey olacak fakat Evet. birey olurken bireyin toplumsal yaşamdaki rolünü konuşacağız. Son zamanlarda teknoloji bizim genelde tamam olumlu anlamlarda çok faydalanıyoruz ama genelde olumsuz etkileri de var bireyin yaşantısına. Teknolojinin etkilerini konuşalım istiyorum. Yine en sonunda biz nihayetinde eğitimci olduğumuz için o bireyin yetişmesindeki çevrenin, yakın çevrenin rolü, anne babanın, ebeveynlerin rolünü vaktimiz kalırsa onlara da değinelim. Şimdi tamam arda arda tekrarladık ama hem tanımlayarak hem de ehemmiyetini birazcık açarak birey olmak nedirle başlayalım. Şimdi bireyle birey olmak arasında aslında çok fark var. Birey hani toplumun bir yapı taşıdır. Her insan bir bireydir diyoruz. Fakat birey olabilmek ise biraz kendini gerçekleştirmekle, kendi özbenliğini ortaya çıkarabilmekle alakalı bir durumdur. O yüzden biz her insan için birey olabilmiş diyemiyoruz tabii ki. Her insan bir bireydir. Fakat her insan bir birey olamamıştır. Ki günümüzde yaşadığımız problemlerde de bunu görüyoruz. Sorunlarda, olaylarda, olumsuzluklarda da bunu görüyoruz. Bir insan birey olamadığı zaman karşımıza birçok sorunla çıkabiliyor. Yani şöyle mi birazcık belki uygun olmayacak ama insanız, insansınız ama Evet. insan olmak diye bir tabir de var. Kesinlikle. Aynen. Benzer bir şey mi? Kesinlikle aynı şey aslında. Yani He. evet insanız ama insan olabilmek tıpkı Gibi, evet. birey ve birey olabilmek gibi birbirinden farklı. Yani kendini tanıyabilmesi, kendini eleştirebilmesi, yanlışlarını düzeltebilmesi, toplumu ön plana alarak topluma faydalı bir birey olabilmesi biz birey olabilmek diyoruz. Biz bu duruma birey olabilmek diyoruz. Ve maalesef günümüzde baktığımız zaman bunu gerçekleştirebilen insan sayısı gitgide azalıyor. Tabii bunun etkileri, nedenleri, işte uyaranlar vesaire bunlar çok fazla olduğu için etkileyici unsur çok fazla olduğu için maalesef bu da olumsuza doğru gidiyor. Onları konuşacağız çok detaylı. Fakat çocuk doğdu. Doğduğu andan itibaren herhalde birey olmanın adımları yavaş yavaş Tabii ki atılıyordur bir diye birey diyoruz biz düşünüyorum. artık ona. Evet, bir birey Evet. diyoruz ama birey olmaya doğru ya adım atılacak. Yani çocuk tabii kendisi bu bilinçle bunu yapamayacak ama çocuğun o anda yönlendiricileri var, etkileyicileri var, örnekleri var, modeller Evet, var evet. etrafında. Aile dediğimiz unsur var. Aslında bu konu çok kapsamlı. Yani ailede ayrı üzerine belki yarım saat, saatlerce konuşulabilecek bir Konuşulabilir. başlık. Evet.
Aynede çocuk doğuyor. O çocuğun birey olmasında ailenin rolü tabii ki var. Nedir? Bunlara birazcık değinelim. Şimdi o bireyi kimin büyüttüğüyle alakalı bir durum aslında bu. Yani o bireyi gerçekten anne baba mı büyütüyor? Yoksa o bireyi işte telefon teknoloji mi büyütüyor? Günümüzde en çok karşılaştığımız durum, çocuk yemek yerken bile bir bakıyorsunuz elinde telefon, videolarla. Yani aslında çocuğun bir nevi büyüten unsuru sanki işte teknoloji olmaya başlıyor. Bundan dolayı ailenin rolü biraz daha düşmeye başladı günümüzde. Ha, baktığımız zaman bu birey de büyüyecek ve neticede bu da bir aile olacak. Ve onun yetiştirdiği bireylere dönüp baktığımızda da hep sorunla Hiç tahayyül bile büyüyen edemiyorum. bir, Yani evet, bir birey ve bir aile ve gelecek nesil yetiştirmiş oluyoruz biz. Bundan dolayı öncelikli olarak bir çocuğu ailenin büyütmesi oldukça önemli. Tabii bunun içerisinde illaki konuşacağız. Hani çalışıyor olup olmaması tabii vesaire, ona da bunlar da çok geleceğiz. büyük etkenler ama bu bir olumsuzluk demek değildir. Ama en azından anne baba olarak biz hep şunu söylüyoruz. Keşke anne baba olmanın da anne baba olmadan önce bir sınavı olsaydı ya da bir eğitimi olsaydı ve herkes anne baba olmasaydı Hocam diyoruz. sözünüzü keseceğim. Cidden ben bu konuya cidden ben de çok kafa yoruyorum. Yani uygulanamaz belki. Türkiye gerçekleri çok uygun değil. Yani evlenmeden önce böyle 3 aylık, 6 aylık bir eğitim alınsa. Şimdi bir sürü bu alanda kendini geliştirmiş, yetiştirmiş eğitimcilerimiz de var. Psikologlar var, psikolojik danışmanlar var, aile danışmanları var. Biz bunu başarırsak herhalde birçok problemi çözeceğiz ama yani hemen benim zihnimdeki sürekli zihnimde olan konulardan birine değindiniz diye araya girdim. Belki buradan birileri duyar da bir şey olur, bir kıvılcım olur. Evlilik öncesi Bir eğitimden geçmeleri şart. aile olmanın gereklilikleri, Şimdi sayın hatta hocam, şartları müsait olmayanlara o iznin verilmemesi kesinlikle. gibi. Şimdi baktığımız zaman bir araba kullanmak için ehliyet alıyoruz, değil mi? Yani iyice öğrenmiş mi? İşte kazaya sebebiyet verecek bir durum var mı yok mu? Bir sınavdan geçiyoruz. Ama biz bir insandan bahsediyoruz. Yani bir arabadan bahsetmiyoruz, bir araç gereçten bahsetmiyoruz. Ve biz bir insan yetiştirmekten bahsederken maalesef hiçbir eğitim almadan, tek düze, kendini hiç geliştirmeyen birçok ailenin çocuk sahibi olduğunu Sadece görüyoruz. fizyolojik yeterlilikleri var. Oluyor. Evet, Aile yani diyoruz biz de ona işte ama. bir baktığımız zaman tabii hani kader olayı ayrı bir şeydir ama belki de kazayı yapan da hani çünkü biz yetiştiriyoruz o çocuğu veya yetiştiremiyoruz. Velhasıl baktığımız zaman kazayı yapan da, hırsızlığı yapan da, işte herhangi birini öldüren de vesaire, bunlara baktığımız zaman kim yapıyor bunu? Bir insan yapıyor. Belki de yetiştirilememiş bir insan yapıyor. Yani baktığımız zaman aslında böyle bir sonuç çıkıyor. Oysa en temelden aldığımız zaman belki sorunun çoğunu, belki değil birçoğunu çözmüş olacağız zaten. Şimdi bilmiyorum eğitim programında ne kadar doğru olur buna değinmek. Biz dün Elazığspor maçındaydık. Biraz da üzüldük. 3-0 yenildik. Fakat Hepimize geçmiş olsun diyelim. ama o ben oradaki işte konumuzla çok ilişkili tahliller yaptım orada. Bizim tabii ki birkaç tane diyelim birkaç tane kendini bilmez seyirci su şişeleri attılar falan. Sonra yine etrafımızdaki insanların diyaloglarını dinliyorum. Arkamızdaki insanların olaylara tahlilleri ve argo tahlilleri falan. Yani bu benim böyle bir 3 metrelik çapımda birçok bir şeye şahit oldum. Ama orada 16-17 bin insan vardı. Belki de her yerde, her ortamda o yaşanıyordu. Ve bunların da hepsi birey. Birey ama birey olabilmişler mi İşte bilmiyorum. O olumsuz yani en davranışları başa geri sergileyen dönüyoruz. yani istisna kişiler diyelim. Onları düşünüyorum. Orada canlı şahit oldum yani dün. Evet, maalesef. Bunun Yani birey tabii olamamış bireylerden bahsediyoruz biz yani bu orada. tabii bir örnek. Bunun birçok versiyonunu biz okul ortamlarında görüyoruz. Görüyoruz. Sosyal yaşamda dolmuşlarda görüyoruz, otobüslerde görüyoruz. Teknolojiye birazdan değiniriz vaktimiz kaldığında. Orada görüyoruz. Yani şimdi o zaman biz şunu mu diyeceğiz? Aile olabilmenin kriterleri olacak. Yani ilk başta insanlar hemen evlendiklerinde belki aile olmanın şartlarını taşıyamıyor olabilirler. Fakat bu
gecikilmiş bir durum değil muhtemelen. Bilmiyorum Evet, siz neler evet. söylersiniz. Yani kişi kendini geliştirebilir, öğrenebilir, hataları varsa hatalarını düzeltebilir. Çünkü dediğiniz gibi yani nihayetinde bir insan meydana getiriyorsunuz. O insan 60 sene, 70 sene Türkiye standartlarında bu toplumun içerisinde bir birey olarak yaşayacak. Ama birey Evet. olarak mı yaşayabilecek acaba? Şimdi bakın orada ben de bir anne olarak Evet. çocuklarımı yetiştirirken hep şunu söylüyordum. Bir büyüklerinden bir hata gördüklerinde anne nasıl böyle bir şey yapar? Bakın diyorum hani büyükler de hata yapabilir. Fakat saygısızlık yapmadan yeri geldiğinde onu uyarmayı da bilmeliyiz ve onun hata olduğunu bilmeliyiz. Evet. Şimdi biz dönüp baktığımız zaman evet bir ailede büyüdük. Aileyi örnek aldık. Aileden aldığımız çok şey var ama hepsi doğru mu? Elbette ki değil. Yani. Elbette ki öğrendiğimiz yanlışlar da oldu. Ya Bu kimse yanlışları mükemmel da değil, aileler de mükemmel şimdi biz olamaz ama. olduğu gibi alıp kendi çocuklarımıza ya da işte kendi öğrencilerimize, çevremizdeki insanlara uyguladığımız zaman hepsini illa ki o yanlışları devam ettirmiş olacağız. Bunun önüne geçmek için ne yapacağız? Eğitimlerle, okuyarak, kitap okuyarak, yani gün boyu elimizde telefonla değil de gerçekten okuyarak ya da bir yerde bir eğitim varsa ben zaten biliyorum demeden gidip ona katılmak oldukça önemli. Şimdi okullarda da biz zaman zaman aile eğitimleri veriyoruz ama katılım sayısı çok az oluyor. Sorduğumuz zaman hocam zaten hep bahsedilen şeyler. Ama inanın ben bile yaklaşık işte 20 küsur yıldır öğretmenlik yapıyorum. Ve her eğitim verdiğimde bir anne olarak dönüp baktığımda bak ben bunu unutmuşum diyebiliyorum. Tekrar bir farkındalık oluşabiliyor. Yani hiçbir şeyi ben tam biliyorum Yani siz dememek de gerek. sunumu yaparken belki siz de oradaki kişilerden unuttuğunuz şeyleri Tabii ki hatırlayabiliyorsunuz, değil mi? öyle. O Ya da bir işte ben etkileşim. anlatırken ha bak hani çünkü hazırlanıp gidiyoruz. Bak bu kısmını ben unutmuşum. Burada yanlış davranmışım dediğim şeyler Dediniz. oluyor inanın ki. Ki sürekli biz işin içindeyiz, sürekli okuyoruz, kendimizi geliştirmeye çalışıyoruz ki faydalı olalım diye. Sadece kendi çocuklarımıza değil, en başta öğrencilerimize faydalı olalım diye. Ama baktığımız zaman yani ben kendi adıma unuttuğum, bazen yanlış yaptığım, doğru zannettiğim yanlışlarımla karşılaşabiliyorum. Böyleyken yani ben bunu zaten biliyorum. Anne her şeyi iyi bilir, baba her şeyi iyi bilir deyip kendimizi geriye çekmemeliyiz. Her zaman gün, çünkü zaman değişiyor. Bakın bir kendi çocukluğuma bakıyorum. Bir de şu anki çocukluğa bakıyorum. Yani gerçekten bu devirde eğlenceli gibi görünse de aslında çocuk olmak çok zor bu dönemde. Hani çocuklar şu an eğlendiğini zannediyor. Ama Hangi o kadar boyutuyla zor? mesela teknoloji boyutuyla zor. Neden? Çünkü çocuğun hoşuna gidiyor. Alıyor eline, oynuyor ve onda çok büyük bir zevk duyarak oynuyor. Fakat gelecekte ona vereceği zararlardan habersiz olarak bunu yapıyor. Bu nedenle zor. Bundan Aslında hep haberdar farkında değil. mısınız? Konuşuyoruz, hemen olay teknolojiye gidiyor. Yani bizim Kesinlikle. böyle çok derin bir Evet, yaramız. evet. Peki diyelim ki şimdi dedik aile kendini geliştirecek, yetiştirecek. Ama aileyi bıraktık bir kenara. Yani aslında kenara bırakmıyoruz da. Yani aile zaten o çocuğun Evet. baş aktörü, baş Kesinlikle. modeli. Aynen. Tamam, diyelim ki aile elinden geleni yaptı veya yapamadı. Bir birey var elimizde. Bizi izleyenlerin içerisinde de şimdi o bireyler vardır. Sizin dediğiniz gibi yani kişi öğrenebileceği ortamları araştıracak, Evet. kitaplar okuyacak. Yani biz bu kitap okumayı hep böyle dilimize pelesenk oldu. Yani böyle ezber cümlesi gibi oldu. Fakat okumanın o kadar ciddi katkıları var ki, yani ben bir itirafta bulunayım. Bazen normal bir Anadolu Lisesi'nde çalıştığım zamanı söyleyeyim. Bazen sınıf ortamında çocuklara bir şeyler anlatırken bazı cümlelerimin sonunu getiremediğimi fark ediyordum. Tamam mı? Sonra gidip evde düşünüyordum. O ara kitap okumayı bırakmışım. Evet. Kelime hazinesi hemen daralıyor. Hemen yani Cümle aslında kuramıyoruz. cümle kuramıyoruz. Yani o Evet. ara sadece böyle 6 ay, 7 ay, bir sene okumamışsam hemen ifade kabiliyetim azalıyor yani. Onun için kitap okumanın ehemmiyetini biz her zaman söyleyeceğiz. Evet. Kim alırsa yani biz görevimizi yapacağız. Yapacağız ve örnek olacağız. Hani bu da Evet. önemli. Evet, değil mi? Tabii. Örnek olacağız. Hem eğitimci olarak bizler hem Kesinlikle. anne baba örnek olacak. Kişi okuduklarıyla birey olmanın yolunda adım atmaya başlamış olabilir diyebilir Olabilir. Yani miyiz? olmuş Olur. olacak zaten. Hani Olmuş bir olacak. adım atmış olacak ve en önemli adım kitap okumak gerçekten en önemli adımlardan biri ama bunu yaparken de doğru kitapları seçerek okumak da oldukça önemli. Evet, o da ayrı bir Yani o boyutu. da ayrı bir boyut.
Hocam biz nereden bileceğiz doğru kitap mı değil mi? Bu konuda da uzmanlardan destek almak lazım. Şimdi öğrencilerimiz, ailelerimiz bize soruyor hocam işte şu sınıf düzeyine hangi kitaplar uygundur? İşte bu kitapları okuyor. Hayır diyoruz. Mesela orada uyarıyoruz. Bu kitap ona uygun değildir. Gelişimine uygun değildir. Yaşına uygun değildir. Hani ruh haline uygun değildir diye uyarıyoruz. Bu kitaplar okunmalı. Zaten araştırdığımızda bu bilgiye de çok rahat ulaşabiliyoruz. Bu da teknolojinin hep kötü yanından bahsettik ama biraz da iyi yanlarından bahsetmiş olduk yani böylece. Anladım. Şimdi bireyin de toplumsal yaşama katkıları var diye düşünüyorum. Yani birey oldu, kendi başına bir başarıyı elde etti diyelim. Evet. Orada görev bitmiyor. Yani o birey olmakla edindiği deneyim, beceri, bilgiyi toplumsal yaşamda kullanacak. Bu konuyu birazcık açalım. Yani bireyin toplumsal yaşama katkıları neler olabilir? Şimdi birey eğer kendini geliştirmişse çok ciddi katkı sunacaktır ki kendini gerçekleştiren bir birey, kendini geliştiren bir birey kendi yeteneğini fark etmiş bir bireydir. Hangi alanda çok iyi olduğunu bilen bir bireydir. Bakın ben hep öğrencilerime şunu söylüyorum. Puanım nereye yeterse orayı yazarım demeyin. Çünkü her insan öğretmen olamaz. Her insan doktor olamaz. Gerçekten bunu yapabilecek ve faydalı olabilecek mi? Çok şey biliyor olabilir. Ama bunun ne kadarını aktarıyor olduğu da bizim için çok önemli. Baktığımız zaman toplumda her mesleğe, her göreve ihtiyaç var mı? Var. İşini iyi yapamayanlara baktığımız zaman mecburiyetten çalışan ya da akademik olarak kendini gerçekleştirmiş fakat toplumsal olarak, sosyal olarak, bilişsel olarak kendini gerçekleştirememiş insanları görüyoruz. Bu da topluma çok katkı sunamamasına sebep oluyor. Sanki hocam siz bunları söylerken çok var gibi geliyor Evet, bana. çok var. Neden Yani her çok var? meslek erbabını Şimdi düşünüyorum. burada da yine aileye iş düşüyor. Yani biz hep ailelere diyoruz ki çocuklarınızdaki yeteneği fark edin. Şimdi benim iki tane çocuğum var. Biri Türkiye'de derece yapmak istiyor. Diğeri piyanist olmak istiyor. Ha, baktığınız zaman çalışsa çok daha yüksek puan alabilir mi? Alabilir. Ama ben ne diyorum? İnsanlar sevdiği işi yapmalı. Sevdiği işi yaparken faydalı da oluyor. Hatta gerçekten tahmin ettiğinden çok daha fazla faydalı oluyor. Yani ben bazen öğrencilerim soruyor, rehber öğretmen olmasaydınız ne olurdunuz? Diyorum ki yine rehber öğretmen olurdum. İnanın ben de aynısını söylüyorum. Gerçekten baktığım zaman hani insan anlıyor, sevmeyen öğrenci yok. Bir bakıyorsunuz sürekli yanınızdalar, bir şey almaya, bir şey öğrenmeye çalışıyorlar. Bu bizi çok mutlu ediyor. Yani bakıyorum ki ne kadar iyi bir seçim yapmışım. Çünkü faydalı olabildiğini Şimdi bizi düşünüyorum. izleyen seyircilerin içerisinde şu sesler çıkıyor diye düşünüyorum. İyi söylüyorsunuz da ekonomik gerçekler var. Yani çocuk sevdiği işi yapacak da geçim yapabilecek mi ileride? Söyleyen var mıdır sizce? Var. Ona da şöyle cevap veriyorum. Bir Evet. insan sevdiği işte zaten başarılı olur ve hangi işi yaparsa yapsın oradan para kazanır. Ha, Çünkü ekonomisini de tabii ki gideriz yani. öyle. Yani piyanist diyoruz. Belki burada çok iyi bir iş bulamayacak ama çok sevdiği için, çok iyi yaptığı için belki farklı bir yerde bir iş bulacak. Yani baktığınız zaman bir inşaat işçisinden tutun da yani bir mühendisine ya da öğretmenine şu anda atanamamış birçok öğretmenimiz var. Bir bakıyorsunuz işini sevdiği ve iyi yaptığı için özel sektörde çalışmaya başlamış. Bir kısmına da bir bakıyorsunuz ki belki bölümü birincilikle bitirmiş, atanamamış ama evde işsiz oturuyor. Bu neden kaynaklanıyor? İşini severek yapması ve verimli olmasıyla alakalı bir şey. Hangi işi yaparsa yapsın, en iyisini yaptığı zaman ben işsiz kalanı görmedim. Açık net Anladım. söylüyorum. Önemli bir bilgi Evet. verdiniz. Yani cidden bunu insanlar bunu bir problem durum olarak ifade edip diğer arayışlara giriyorlar. Ondan sonra sizin dediğiniz gibi yaptığı işte mutsuz olan, Evet. hastasına kötü davranan doktor, öğrencisine yeterince faydalı olamayan, belki de kötü Evet. davranan eğitimci. Bunu birçok meslek dallarında çoğaltabiliriz. Şimdi aklınıza gelenler onlar. Ama size katılıyorum. Yani kişi sevdiği işi yaptığında hem mutlu olacak, hem Kesinlikle. birey olarak değil mi? Evet, Mutlu evet. bireyin mutlu olmasını da böyle açıklayabiliriz. Yani onu Tabii. soracaktım Aynen. size. Mutluluk mu, başarı mı? Evet, Mesela böyle evet. hani bunu Soruların soranlar da çok arasında vardı, var. evet. Bunu soranlar çok oluyor bize. Hocam ya da işte abla, teyze neyse çevremizden çok soran oluyor. Evet. Mutluluk mu başarıyı getirir yoksa Evet, başarı mı mutluluğu aynen onu getirir? soracaktım.
Demin söylediğim şey aslında işin özünü anlatmış oluyor. Tabii ki mutluluk başarıyı beraberinde getiriyor. Hep öğrencilere şunu söylüyoruz. Dersi ne kadar severse o kadar başarılı oluyor. Öğretmenini sevdiği zaman bir bakıyorsunuz hiç sevmediği bir derste bile başarılı olmaya başlamış. Bu ne? Sevmek mutluluktur. Seviyorsa bir insan mutludur. Mutluysa onun Başarılı. için elinden geleni yapar ve başarıyı gösterir zaten. Anladım. Bu. Bakın ben bölüm birincisi diyorum. Hala işsiz gezen bölüm birincileri var. Çalışmış, tamam sevmemiş ama görev olarak görmüş, çalışmış. Bölüm birincisi olmuş ama sevmediği için yapamamış. Evet. Yani bundan bahsediyorum. O yüzden kesinlikle önceliğimiz rehber öğretmen olarak ben birinci sınıfların dersine girdiğimde şunu söylüyorum. Rehber öğretmen şudur. Sizin mutlu olmanız için okulda var olan bir öğretmendir. Bunu söylüyorum. Anladım. Çocuk mutlu olsun, okulu severek gelsin ki başarılı olsun. Hocam, şu konuya girelim ama. Bizim böyle bir görevimiz olduğunu düşünüyorum. Başta kısaca değindik ama teknoloji bizim başımızın ciddi bir ne diyelim belası diyelim mi? Yani Tatlı kısmen öyle belası mı tatlı desek belası. bilmiyorum Yerine ama. göre tatlı belası, yerine göre tatlılığı Aynen. neyse. Ama biz ciddi travmaları teknolojiyle çok fazla vakit geçirenlerde görüyoruz. Evet. Son birkaç gündür, yani her gün gördüğümüz haberler de son birkaç gündür gündemde örneğin yine bir teknoloji odaklı, yani sebepli de herhalde sebebi teknoloji, bir de madde falan onlar da var. Başka insanların hayatına zarar Evet. veren haberler duyuyoruz. Tabii biz isimlerini ifade etmeyeceğiz ama herhalde sosyal medyanın olumlu yanı da o. Şu anda takip edenler Tabii. anlamışlardır. Yani ben buna birazcık değinelim diyorum. Fakat tabii bizi şu anda o teknolojiyle meşgul olanlar, elinde telefon olanlar bizi izlemiyordur zaten. Onun da Evet. farkındayım. Ama en azından anne babaları izliyorsa bir farkındalık kazandırmak için buna birazcık değinelim. Yani biz Evet. sosyal medya, internet, teknolojiyi çocuklarımızı baz alarak, merkeze yine onu koyarak düşünelim. Hangi hatalarla sürdürüyoruz? Şimdi genel olarak bağımlılık diyelim. En Hani demin dedik temelden de ya alalım yani. sadece teknoloji değil. Gerçekten herhangi bir şeye bir insan bağımlı olduğu zaman o şeyin ona zarar verdiğini zaten görüyoruz biz. Yani ne olduğu hiç önemli değil. Ama günümüzde teknoloji bağımlılığı zaten hani çığır açtı diyebiliriz. Ve maalesef olumsuz haberlerin, işte intihar haberleri diyebiliriz, cinayet haberleri diyebiliriz. Olumsuz ya yani insanı mutsuz edebilecek ve zarar verebilecek haberler yaygınlaştıkça maalesef sosyal öğrenmeden dolayı zaten öfkeye meyilli olan insanlar farklı yollar, farklı yöntemler görmüş oluyor. Ha ben de bunu deneyeyim olayına dönmüş Ha bir de oluyor. siz olayın ikinci boyutuna geçtiniz. Yani şimdi zaten o teknolojinin olumsuz kullanımından dolayı başkasının hayatlarına zarar verenler var. Evet. Bunların haber yapılması Yapılması sonrasına siz değindiniz. kesinlikle. O da Yani çok orada bir önemli. sosyal öğrenme var. Diyor ki, Ha. ha ben bunu da yapabilirim. Ha başkası Zaten da olumsuz da içinde olsa onu model alıyor. model almış oluyor. Yani Ha. model almak sadece olumluyu, keşke öyle bir şey olsaydı, sadece olumluyu herkes model alsaydı. Ama maalesef olumsuz şeyler de model alındığı için ve öfke kontrolü olmayan, belki geçmişte travmaları olan, belki birilerine kin güden, kendini o şekilde rahatlatan insanlar maalesef gördükçe bunu model Çözümü aldıkça ben orada bunu da buluyor. yapabilirim Ha. demeye başlıyor. O yüzden bu tarz haberlerin çok fazla yayılmasına da karşıyız biz. Ya da işte isim verilerek, olayın detayı verilerek, yani baktığımız zaman o kadar detaylı sosyal medyada görüyoruz ki artık çocukların psikolojisi bozulmaya başladı. Yani benim kızım 19 yaşında, dün akşam bir dersi vardı. Beni sen götür anne dedi. Ben artık korkuyorum o haberleri gördüğüm Yani için bu korkuyorum dedi bahsettiğimiz yani. bu birkaç gün Tabii içerisinde ki, olan haberler tabii değil mi? ki yani Çocuğu düşünün tedirgin ki ediyor. yaşı böyle büyük olan bir birey korkuyorsa küçük çocukları tahmin edemiyorum yani ki illaki anne baba televizyonu açtığında illaki görmüştür ya da eline telefon verdiğinde her dakika yanında değil ki herhangi bir videoda karşısına çıkmış olabiliyor bunlar. Hem o bireyi korkutmuş oluyor maalesef art niyetlilerin de aklına
öyle bir yöntemin de olduğunu sokmuş oluyor. Evet, çok önemli bir detaya Evet, değindiniz yani o bence. yüzden teknolojiyi de biz daha faydalı bir şekilde kullanmalıyız. Yani şu anda mesela çok güzel bir şey yapıyoruz, güzel bir program yapıyoruz. Merak ediyorum gerçekten kaç kişi izliyor böyle bir programı? Ya da şu anda ellerinde hala işte bir YouTube'da ya da bir şurada burada bu tarz videolar mı izliyorlar? Bunlar bizim için çok önemli. Maalesef gençler Ve şu anda biz onu yapıyordur. aşamıyoruz. Yani biz engel olmadığımız müddetçe, anne baba engel olamadığı müddetçe bunlar devam edecek ve artarak devam edecek. Yani anne baba etkisi çok fazla. Çok fazla. Bunun detaylarına girersek herhalde programın süresi yetmeyecek ama aklıma gelen birkaç bir şeyi söylemek isterim. Yani anne baba o teknoloji şeyini, çocuğun o ilgisini, fazla ilgisini belki kontrol edemiyor ama o ayrı bir husus. Bunun yanında anne baba kendi çocuğuyla vakit geçirmeyi de belki yapmıyor yeterince. Evet. Kendisinde de bir bağımlılık durumu olabiliyor. Bunun yanında aile dedik ya, başta da aile dedik, bir birliktelik yok. Hepsinin aynı anda aynı evin içerisinde bulundukları zaman belki de hiç yok. Yani Evet. hiçbir paylaşım yok. Çocuk kendini boşlukta hissediyor. Biz birey dedik ama tek hissediyor. Birey olmuyor Evet, ama tek evet. hissediyor. O teklikte teknolojiyi bir kurtarıcı gibi görüyor. Aklıma gelenleri söylüyorum. Yani bu ailedeki boşlukların bunun çok ciddi sebebi olduğunu düşünüyorum. Şunu sormak istiyorum Çok bir de. özür Ha, dilerim. Burada tabii. çok önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Yapılan bir araştırma şunu gösteriyor. Geçmiş yıllarda tek çocuk olan bireylerin genellikle işte paylaşımı bilmeyen, sorun çıkarabilecek bireyler olduğunu, o yüzden ikinci bir kardeşin olması gerektiğinden hep Hep bahsederdi. öyle Ama deriz, evet. şimdi beş kardeş de olsalar artık bu Ha, telefon hepsi tek. teknolojiden dolayı hepsi o teklik hissini hissettiği için artık böyle bir sorundan bahsedemiyoruz. Yani zaten hepsi o duyguyla büyüyor. Yani kalabalık da olsalar Maalesef. şey vardı, bir psikolojide duymuşsunuzdur. Kolektif monolog diye bir Evet, şey. Yani evet. herkes İşte öyle mi bu oldu şimdi? aynen maalesef oldu. Herkes bir yerde kendiyle uğraş içinde. Kendiyle bile değil aslında. Keşke Evet. kendisiyle uğraşmış olsa. Her birey başlı başına orada Bir şeyin neyle esiri olmuş. uğraştığının bile farkında olmadan Evet. maalesef günleri böyle geçmeye başladı. Ve Yani her birey artık tek baktığımız zaman. telefonu alıyor eline. Ya neye bakacağına bile karar vermemiş. Alıyor, bir şeylere bakma Evet. ihtiyacı hissediyor. Aslında o dakika bir bilinç olsa, ya aslında bir şeye bakmıyorum. Baktığım Evet. şeylere ben bir saat önce, 20 dakika önce yine bakmıştım. Bunu bir bilebilse onu kenara koyabilecek. Tekrar tekrar aynı şeylere bakıyorlar. Evet, maalesef. Yani teknolojinin bizim zihinsel durumumuza, duygusal durumumuza, algı dünyamıza ciddi etkileri var. Olumsuz Onu ve etkileri. davranışsal, bizim davranışlarımızı yönlendirme, zaten ona çok net Evet. değindiniz. Evet. Kişiler oradaki olumsuzlukları da model alıp onun adına olumsuzluk koymadan bir çözüm Evet. yolu gibi görüp, değil mi? Onu Maalesef. davranışlarına katabiliyor. Tabii. Yani baktığımız zaman bugün yaşadığım bir olayı söyleyeyim. Okulda işte çocuk kötü bir söz kullanmış. Diyorum ki çocuğum hani bu asla ağzına almaman gereken bir söz. Öğretmenim diyor kötü bir söz değil ki. Çünkü çocuğa artık doğal geliyor. Birçok yerde o kadar çok duyuyor ki. Sosyal medyada duyuyor, belki bir oyunda duyuyor, telefonda, arkadaşından duyuyor. Artık normal gelmeye başlamış. Bu kötü bir söz değil diyor. Bu defa onun kötü olduğunu anlatmaya başlıyoruz biz. Bugün yani ne kadar söylemem doğru olur bilmiyorum da çocuğum söyledi. Biz bunları evde de konuşuyoruz. Dedi ki baba, dedi, argo konuşmak, küfür demeyelim de argo konuşmak artık kötü bir şey değil diyor. Çünkü argo eylemler var. Yani o tam bu cümleleri böyle kurmadı Evet, da, evet. davranışlar var. Her şeyi saldırganlıkla çözenler var. Eyleme dökmüşler var. Artık ağızdan olumsuz bir sözcük çıkması kötü bir şey değil dedi. Yani tabii biz onu onaylamıyoruz ama Evet. cidden o bile vasat kalmaya başladı yani. Hani ölümü gösterip sıtmaya razı Sıtmaya, onun tutmak gibi diye bir bir şey. söz var ya bu. Evet. Çocuk artık onu görünce bu basit geliyor Yani bir artık. ağızdan bir Hani ne kadar kötüsü. acınası bir durum aslında Evet. toplum için baktığımızda. Evet. Maalesef. Şimdi biz bu ebeveyn konusuna birazcık daha devam edelim. Ebeveynlerin tutum birliği de olmalı. Evet. Yani anne başka telden, baba başka telden, evde başka büyük abiler ablalar varsa onlar da ailenin bireyi, Evet, ferdi evet. diyelim. Küçük çocuğun yetişmesinde etkililer çünkü. Herkes farklı bir telden çalarsa, bir tutum birliği olmazsa,
olumluya herkesin olumlu demediği, olumsuza herkesin olumsuz demediği bir ortamda çocuğun yetişmesinin sonuçları neler olabilir? Yani biz hep aileler bazen diyor ki çocuğum çok özgüvenli. Aslında maalesef biz ona o özgüven demiyoruz. Tabii ki özgüvenli olan çocuklar da var. Belli bir sınıra kadar. Ama maalesef çok şımarık bireyler yetiştirmek oluyor bu. Yani buna sadece anne babayı katmıyoruz. Çoğu çalışan anne baba işte ya Hocam bu babaanne özgüveni açın bakıyor, biraz. Cidden bu bence ya önemli. babaanne bakıyor, ya anneanne bakıyor. Evet. Bütün sorumlulukları, bütün her şeyi anneanne babaanne yapıyor. Bir bakıyorsunuz ki çocukla karşı karşıya kaldığınızda her türlü cevabı alabiliyorsunuz ama davranış olarak, sorumluluk olarak hiçbir şey göremiyorsunuz çocukta. Ve biz maalesef böyle bir durumda okulda da aldığımız, konuştuğumuz zaman yani böyle susup pusup hiçbir şey diyemediğimiz durumlar oluyor. Ya diyoruz çocuk kendini özgüvenli zannedip karşıdaki bir büyüğünü bile çok rahat ezebiliyor sözleriyle. Yani buna biz özgüven demiyoruz maalesef. Yani Bu başkasının özgüven yaşam alanına değildir. müdahale Tabii etmek ki öyle. özgüven değil. Yani o yüzden özellikle ona dikkat etmek lazım. Lütfen ben buradan tüm ailelere sesleniyorum. Çocuklarımızı telefon, tablet, teknoloji büyütmesin. Biz büyütelim. Biz büyütelim. Ha, çalışıyor, vakti yoksa daha profesyonel ellerde büyütülebilir çocuklar. Ama işte bir artık hani kültür farkından da bahsediyoruz. Çünkü bir babaanne, anneanne belli bir yaştan sonra yetersiz kalıyor artık. Dersinde yardımcı olamıyor, sorumluluklarında yardımcı olamıyor. E ne yapacak? Çocuk gün boyu elinde telefonla oynayacağına en azından diyoruz ki burada da profesyonel bir destek alınabilir. Olsun. Evet. Çocuğun kaliteli zaman geçirmesi adına. Peki anne baba tutumlarına birazcık daha Hı, değinelim. orada evet. Evet. Şimdi anne baba tutumlarında çok görüyoruz zaten. Ya baba genellikle de anne çok daha yumuşak huylu olduğu için o anaç yapısından dolayı aşırı üzerine titreyen, her dediğine haklı bir şey bulmaya çalışan aşırı koruyucu bir aile tipi annede görüyoruz. Babada ise otoriter, tam tersi her şey benim dediğim olsun bu tarz bir tutum. Böyle bir durumda da çocuk işine geldiği tarafı kendine yandaş olarak görüp diğer tarafla bağları tamamen kopmaya başlıyor. Ve maalesef anne babanın tutarsız davranışlarından dolayı çocuk da tutarsız davranmaya başlıyor. İşine geldiği yerde annem böyle demişti, işine gelmediği yerde de böyle yapmam gerekiyor olayına gidiyor. Yani çıkarlar artık devreye giriyor bireyde, o bireyde. Hangisi işine geliyorsa o tutumu kendine almaya başlıyor. Ve genellikle de işte kim sorumluluk çok vermiyorsa, kim işte sorumluluklarını sorgulamıyorsa ona kendini daha yakın hissetmeye başlıyor. Hissetmeye Ve başlıyor. maalesef tutarsız davranışlarla karşımıza çıkıyor. Çalışan ebeveynlere birazcık değinsek, yani Evet. başta siz girişte söylediniz ama sonra konuşalım dedik. Artık ekonomik gerçekleri arada da konuştuk. Yani anne baba çalışmak Evet. durumunda kalıyor. Bu bir problem durum değil aslında. Kesinlikle. Ama doğru yönetilemezse problem durum haline Evet. gelebilir diye tahmin ediyorum. Ne Doğru dersiniz? yönetemeyen birçok velimizle karşılaşıyoruz biz böyle bir durumda. Evet. Ya daha büyük bir çocuğu varsa onunla beraber kalıyor. İkisi beraber gün boyu telefonla oynuyor. Yani tamamen verimsiz ve kalitesiz zaman geçirebiliyor bazı çocuklarımız. Bunun önüne geçebilmek için evet belli bir yaşa kadar özellikle 3 yaşa kadar aileden bir bireyin bakmasını zaten öneriyoruz biz. İşte anneanne olabilir, babaanne olabilir, hala olabilir. Ama 3 yaşından sonra artık bunlar yetersiz olduğu için daha profesyonel bir destek olarak işte kreşler tabii araştırarak bunu da kreşlerden vesaire hani çocuğun hem her türlü gelişimine psikolojik, zihinsel, sosyal bunların destekleyerek bu şekilde profesyonel destek alınabilir veya sosyal aktivitelere yönlendirilebilir. Yani bizim amacımız sadece çocuğun akademik olarak başarılı olması ve evde de temel ihtiyaçlarının karşılanması olmamalı. Bu olduğu zaman işte demin bahsettiğimiz şey akademik olarak kendini gerçekleştirmiş fakat sosyal olarak çok geride kalmış bireylerle karşı karşıya kalıyoruz. Bu nedenle çocuğun yeteneklerini keşfetmeleri lazım. Hani bu çocuğu bir işte spora yönlendirebilir, resim olabilir, müzik olabilir. Bakın hani gençlik merkezinde ücretsiz çok güzel kurslar açılıyor. Bu tarz kurslar değerlendirilebilir. Hani maddi gücü olmayanlar oraya çok rahat gidip çocuklarını yazdırabilir. Yani aslında imkan çok fazla.
Yeter ki araştırsınlar ya da hani ben hep velilerime söylüyorum, gelin sorun, danışın, böyle bir durum varsa ne yapabiliriz hocam diye. Yani çok basit bir çözüm hiç akıllarına gelmeyebiliyor. Yani Evet, bizde de evet. mucizevi çözümler Hı. yok. Ama işte bu bahsettiğiniz sosyal beceri Evet. eğitimlerine yönlendirmek, 3 yaşından sonra, daha erkeni birazcık belki olmaz ama 3 yaşından sonra kreşlere, devletin anaokulları, Tabii ki. ilimizde onlarcası yapıldı bir de. Hı. Yani okul öncesi öğretmenleri, hepsi eğitim, bu alanın eğitimlisi, Evet. oralardan faydalanmalılar. Yani çocuk Kesinlikle. evde bir ekran karşısında, yani Hı. öyle babaanne, anneanne, tamam canları ciğerleri ama Evet. onlar o çocuğun ihtiyacı olan bilgiyi, Hı beceriyi hı. onlara aktaramayabilirler. Zaten bir kreş ya Süremiz da çok başka daralıyor. yerler de temel ihtiyaçlarını karşılıyor ama bunun yanı sıra sosyal ihtiyaçlarını da karşılıyor. Evet. Bu nedenle önemli. Hocam Evet. canlı yayın varmış. Hı. 18.40'da girecekler. Evet. Biz yavaş yavaş oraya geçeceğiz. Şimdi aslında o başta çok kısaca şey yapalım, birazcık netleşsin. Kişinin benliğinin oluşması konusuna birazcık Hı. değinelim. Yani Evet. birey olmakla aynı şey, benlik bilincinin oluşmasıyla Hı. ilişkisi nedir? Benlik neye diyoruz? Yetişkinlere birazcık da değinelim. Yani yetişkin insanların içerisinde benlik bilinci oluşmamış kişilerin iş yaşamında, toplumsal yaşamdaki olumsuz yansımalarına birazcık bir Evet. iki dakika değinelim, Şimdi bitirelim. çok pratik bir yolu var aslında bunu keşfetmenin. Bir insan eleştirilmekten hoşlanmıyorsa benliğini çok ortaya çıkaramamıştır. O benlik algısı çok oluşamamıştır. Kendini eleştirmeyi bilen insan eleştiriyi de kabul eder. Ama Çok önemli bir detay kesinlikle aslında. kendini eleştiremiyorsa, bakın ben tanıdığım herkese, öğrencilerime özellikle diyorum ki her gün yatmadan önce bugün neyi doğru yaptın, neyi yanlış yaptın? Hani birine itiraf etmek zorunda değilsin. Kendine itiraf et öncelikle bunu. Bir insan kendine bunu itiraf edebiliyorsa, ben bugün bunları yanlış yaptım ya da benim böyle bir yanlışım var diyebiliyorsa, o zaman o öz Kişi benliğine fark edemeyebilir. Başkası böyle çok naif cümlelerle sizin Evet. yanlışınızı ifade ediyor. Kimse Evet. kimseyi incitmiyor. Hafiften Kesinlikle. o anda hemen alınganlık yapmayıp kendini eleştirebilmek, diyorsunuz ki benlik bilincinin ana temalarından Tabii biri. ki. Yani eleştiriye açık olmak lazım ki kendini düzeltebilsin bir Serap birey. Hanım, şimdi son 2 dakikamız. Siz bir güzel bir mesajla programı bitirmek istiyordunuz. Öyle Evet, konuşmuştuk. evet. Konuştuklarımızın bir özeti. Hı. Birçok kişi belki de sosyal medyada görmüştür ama biz de bir hatırlatma Hatırlatma babında ve söyleyelim. birçok şeyi anlatan bir yazı aslında. Çocuk ne yaşıyorsa onu öğrenir. Eğer bir çocuk sürekli eleştirilmişse kınamayı ve ayıplamayı öğrenir. Eğer bir çocuk kin ortamında büyümüşse kavga etmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk alay edilip aşağılanmışsa sıkılıp utanmayı öğrenir. Eğer bir çocuk sürekli utanç duygusuyla eğitilmişse kendini suçlamayı öğrenir. Eğer bir çocuk hoşgörüyle yetiştirilmişse sabırlı olmayı öğrenir. Eğer bir çocuk desteklenip yüreklendirilmişse kendine güven duymayı öğrenir. Eğer bir çocuk övülmüş, beğenilmişse takdir etmeyi öğrenir. Eğer bir çocuk hakkına saygı gösterilerek büyütülmüşse adil olmayı öğrenir. Eğer bir çocuk aile içinde dostluk ve arkadaşlık görmüşse bu dünyada mutlu olmayı öğrenir diyoruz ve böyle bir mesaj vermiş Çok oluyoruz. teşekkür ederim. Yani çok net mesajlar Evet. aslında bunlar. Yani ben programımızın, zaten ben program yapmaktaki gerçekten ana amacım bu. Yani bizi izleyen belki 2000 kişi, 5000 kişi, 50 bin kişi, şu anda kaç kişi bilmiyorum. Buradan en ufak bir olumlu mesaj alır ve onu hayatına katarsa diye böyle bir hayalle ben program Evet. yapıyorum. Bugün de siz bu hayalime destek olmuş oldunuz. Teşekkür Ben ederim. teşekkür ederim davetiniz için. Son bir sözünüz varsa bitirelim programı sözünüzle. Ailelere sözüm şu, kendilerini yetiştirsinler, okusunlar ve çocuklarının bireye faydalı bir, topluma faydalı bir birey olarak yetiştirmek için ellerinden geleni yapsınlar diyorum. Tamam. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim konuk olduğunuz için. Sevgili seyirciler, bugün konuğumuz rehber öğretmen Serap Aktürk'tü. Bugün rehber öğretmenliği konuşmadık ama birey olmayı, toplumsal yaşamda birey olmayı, benlik bilincini ve teknolojinin maalesef bizim yaşantımıza olumsuz etkilerinin neler olduğunu, yani maalesef onun olumsuz zararlarını belirterek söylemek istiyorum. Bunları konuştuk. İnşallah teknolojiyi sadece olumlu anlamda kullanan bir toplum olmayı
dileyerek programımızı bitirelim. Gelecek hafta farklı konu ve konuklarla karşınızda olmak istiyorum. İyi akşamlar.